Red Bull adeta tüm takımlara fake atıyor. Peki böyle düşünmemin sebebi ne? Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi Red Bull'un herkese fake attığı değişikliklere birlikte bakalım. Red Bull Silverstone'da RB20'yi shakedown'a soktu ve 200 kilometreyi tamamladı. Pist kenarından çekilen fotoğraflar ve videolar bizleri resmen şok etti. Peki neden? Bu sezon yaptığım birçok incelemede takımların ön burunlarını en ön kısma değil ikinci flap'e bağladığını birçok kez söyledim. Hatta geçen sezon farklı bir yöne giden Aston Martin ve Mercedes de bu yapıyı değiştirerek ön burunlarını ikinci flap'e doğru taşıdı. Bu sayede ön tarafı boşluğa çıkartmış oldular. Ancak Red Bull'un sızan fotoğraflarında bambaşka yöne gittiklerini görüyoruz. Red Bull ön burnunu en ön kısma bağlayarak adeta herkese fake atmış durumda. Çünkü diğer herkes aslında Red Bull felsefesinden esinlenerek ikinci flap'e taşıma kararı almıştı. Ancak Red Bull bir anda en ön flap'e taşımayı tercih etti. Ancak takımın fake'leri bununla sınırlı değil. Sidepod girişleri herkes tarafından çok ciddi anlamda konuşuluyor. Ve Red Bull'un tercih etmiş olduğu 6 çıkıntılı kaydırağa benzer tarz birçok takım tarafından felsefelerine adapte edilmiş durumda. Özellikle Ferrari'de bu tarzın tam olarak benimsendiğini görmüş olduk. Ancak Red Bull yine burada farklı bir yöne gitti ve ters L'ye benzeyen sidepod'un üst kısmının çıkıntılı olduğu bir yapıyı aracına adapte etti. Geçtiğimiz sezonki Mercedes W14'e benzeyen bir sidepod girişi olmasına rağmen çok daha agresif bir çıkıntı olduğunu görüyoruz. Yani Red Bull herkesi kendi felsefesine götürürken Mercedes'ten birçok ilham noktası alıyor. Takım aynı zamanda sidepod girişlerinde de çok ciddi bir değişikliğe imza attı ve sidepod girişini iptal etti. Evet, bir anda böyle bir şey yaptılar ve sidepod girişini iptal etmişe benziyorlar. Birçok eski F1 mühendisi Red Bull'un yeni sidepod tarzında sidepod girişi olmadığını söylüyor. Alttaki git dörtgenli yine Mercedes W14'ün sidepodsuz versiyonuna benzeyen yapının da S-Duct olabileceği konuşuluyor. Yani Red Bull sidepod girişini de iptal ederek Formula 1'e yepyeni bir konuşma noktası yaratmışa benziyor ve herkesin bu kadar sidepod girişine odaklandığı kış döneminde herkese fake atarak bambaşka bir yöne gitmeyi tercih etmiş. Ve Mercedes'ten ilham aldıkları tek nokta sidepod girişleri değil. Takım egzoz çıkışlarında adeta Mercedes W14'ü kopyalamış durumda. Bu sezon yaptığım incelemelerde Ferrari dışında birçok takımın egzoz çıkışını çok agresif yaptığından bahsetmiştim. Takımlar egzoz çıkışı sayesinde Binwig'e daha fazla hava göndermenin yollarını arıyor. Bunun en ekstrem örneği geçtiğimiz sezon Mercedes W14'tü. Takım egzoz çıkışlarını çok daha yükseğe koyarak adeta ikinci bir yol oluşturmuştu. Ancak Mercedes W14'ün başarısız olmasından sonra kimse Red Bull'un o sistemi kendisine adapte edebileceğini sanırım düşünmemişti. Yine Red Bull'un sızan fotoğraf ve videolarında arka egzoz çıkışının Mercedes W14'e çok fazla benzediğini görüyoruz. Red Bull ne değişiklik yapacak derken bir anda rakiplerinden esinlenmiş olduğu özellikleri aracına adapte ederek mükemmel formülü aramaya çalışıyor. Ancak biz Formula 1 taraftarları Mercedes W14 başarısız olduğu için o yolun kötü olduğunu düşünüyor ve hatta takımların Red Bull önüne gitmesini olumlu karşılıyoruz. Ancak Red Bull her takımdan alabileceği şeyi almaya çalışıyor. Hatta geçtiğimiz sezon Monaco Grand Prix'sinde kaza yapan Williams'ın tabanıyla dalga geçilirken Christian Horner çok enteresan detaylar gördüklerini söylemişti. Yani takım kimsenin hızına bakmayıp bütün felsefeleri tek tek inceliyor. Belki de başarılarının sırları budur. Red Bull'un lansmanı yapıldı ancak ben bu videoyu daha önceden çekiyorum. Çünkü Red Bull birçok kez lansmanında prototip araç gösterdi. Veyahut da testlerde göreceğimizden çok daha farklı bir aracı bizlere sunmuş oldu. Takımlar yine shakedown'da da bir şeyleri gizlemeye çalışıyor. Ancak bu tarz büyük değişimleri görmemiz Red Bull tarafında tabii ki bizleri çok ama çok şaşırttı. Geçtiğimiz sezon Abu Dhabi Grand Prix'sinde kullanılmış lastiklerle neredeyse yeni lastikli Ferrari ve Mercedes'e 0.6 saniye fark atan Red Bull ve Max Verstappen aracın üzerinde de çok ciddi değişiklikler yapmışa benziyor. Bütün takımların Red Bull ile fark kapatmasını bekliyoruz ancak Red Bull'un da bir gelişim marjı olacak. Tabii ki diğer takımlar kadar fazla değil. Red Bull'un gelişim tavanına ne zaman vuracağı meçhul ancak takım gelişmek için çok agresif bir yönü tercih etmişe benziyor. Tabii ki birçok taraftar ah Red Bull bunu yaptıysa kesin 0.5-0.6 daha gelişmişlerdir ve geçtiğimiz sezonki gibi rekabetçi olmayan bir sezon göreceğiz diye korkuyor. Ancak
Bu değişimler her zaman olumlu olmayabilir. Takım tempo kazansa da mükemmel oldukları bazı noktaları kaybedebilir. Ancak biz bunları ancak Bahreyn testlerinde göreceğiz. Yine de ön burun, sidepod girişi ve egzoz çıkışı konusunda birçok takımın felsefesini kopyaladığı Red Bull, herkesi sağa gönderirken kendileri Mercedes'ten veyahut da başka takımlardan bulmuş oldukları konseptlerle farklı bir yöne gitmişe benziyor. Yani adeta Adrian Newey ve ekibi bütün gride fake atmış durumda gibi görünüyor. En azından shakedown'da çıkan araca baktığımızda. Tabi testlerde daha farklı bir araç görmemiz çok ama çok mümkün. Çünkü artık bu bir Red Bull geleneği oldu. Red Bull'u çok daha detaylı bir şekilde testlerde gördüğümüzde inceleyeceğiz. Ancak yapılan değişiklikleri sizlere bu şekilde aktarmak istedim. Umarım keyifli ve bilgilendirici bir video olmuştur. Videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.